İyi akşamlar günden kalanlara, hoş geldiniz. Önce her akşam olduğu gibi an itibariyle görünümle, rakamlarla durum bize ne anlatıyor? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Borsa İstanbul'da geri çekilmeleri takip ettik. Bugün %1,36'lık bir aşağı yönlü seyir vardı. Kapanış 9548 puandan geldi. Bankacılık endeksinde %4,5 aşan kayıplar var. Dolar TL 32.49, Euro TL 34.58 fiyatlamasıyla karşımızda. Euro dolar 1.06 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Tahvil tarafına bakalım Amerika'ya. Orada 10 yıllıklar yeniden 4.70'e doğru seyrini sürdürüyor. 4.64 seviyesinde, 5 yıllıklar 4.66, 2 yıllıklar 4.95 seviyesiyle karşımızda. Hızlıca emtia ve kripto para tarafına da bakalım. Bu çoklu jeopolitik kriz ortamında spot altının ons fiyatı 2385 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2495 lira 96 kuruş. Bitcoin bir parça daha aşağı kaymış saat 4'ten beri. 62.287 dolar olmuş. Buralar biliyorsunuz 70 bin dolarların üzerine gitmişti kısa bir süre önce. Brent petrol yeniden 90 dolar seviyesinde, 90 doların da bir parça üzerinde, 90 dolar 13 sent. Amerikan tipi ham petrolde de hafif bir yükseliş var. 85 doların üzerine atmış kendini bir parça. Şimdi görünüm böyle. Bunun üzerine biraz konuşacağız elbette. Birazdan Abdurrahman Yıldırım burada olacak ama önce son gelen bir haberle ilgili konuğumuzu davet edelim. Sevgili Nuri Develi, Develi Restoran Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Nuri Bey. Merhabalar. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlandığı haberiyle ilgili aradık sizi aslında. Konuyla ilgili tebliğ Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de yayınlanmış diyelim. Ve buna göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde %8 olan KDV %10'a, 18 olan 20'ye yükseltiliyor. Genel manşetini bu şekilde verebiliriz. Şimdi bu seviyeye baktığınızda, seviyelere baktığınızda daha doğrusu nasıl görüyorsunuz oranları? Yani kar marjıyla absorbe edebileceğiniz bir seviye mi, fiyatlara yansıtmak durumunda olduğunuz bir seviye mi? Şimdi bize ulaşan bir tepki yok. Ondan dolayı yanlış bir şey demek istemiyorum. Şu anda seyir halindeyim ama genel bir değerlendirme yapmam gerekirse yeme içme sektörü öncelikle gıda perakendesiyle aynı şey değil. Bu algı yanlış. Çünkü insanlar yaşamak için gıda tüketmek zorundalar. Fakat gidip bir restoranda yemek yemek aynı şey değil. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Fakat insanlar dışarıda yemek yiyerekten sosyalleşiyorlar. Bu da toplum psikolojisi için çok önemli. Çünkü bizler de onlara sadece lezzet sunmuyoruz. İnsanlar mekanlara gelip keyifli vakit geçiriyorlar ve içinden geçtiğimiz ekonomik durum dolayısıyla ne yazık ki artık dışarıda bir kişi ailesini alıp yemeğe götürmek için birkaç kere düşünmek zorunda kalıyor. Bu da restoranlara giren kişi sayılarında ciddi düşüşlere sebep oluyor. Bakın ülkemize giren turist sayısı çok önemli diyoruz. Fakat artık yabancı konuklar da geldiğimizde ülkemizde bir işletmeci olarak ben de bunu diyorum. Yeme içmenin çok pahalı olduğunu dile getiriyorlar. Bırakın onu yabancı turistlerin ülkemize gelip fiyatları yüksek bulmasını. Yerli misafirlerimizle de konuştuğumuzda artık tatil planlarını yurt dışına döndürmeye başladılar. Peki biz işletmeler bu durumdan memnun muyuz? Kesinlikle hayır. Bizler bu menülerdeki zam artışlarından dolayı memnun değiliz. Fakat ne yazık ki hem işçilik maliyetleri, hem kiralardaki artışlar, hem ürün maliyetleri, yeni bir şube açmak istediğinizde yatırım maliyetlerine baktığınız zaman artık başa baş noktasını kaybetmiş durumdayız. Öyle yukarı gidiyor ki rakamlar, gıda enflasyonu. Bundan dolayı bizler de tüm işletmelerde bunu menülere yansıtmak zorunda kalıyorlar. Ve bizler tekrar tekrar diyorum ki bizler menülere zam yapmak istemiyoruz ama gelen maliyetleri de işin doğal akışı sebebiyle menülere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu durumda hem gelen misafirler mutsuz hem işletme sahipleri mutsuz. Ondan dolayı burada şunun da altını çizmek istiyorum. Yeme içme sektörü ülkemiz için çok önemli bir sektör. Bakın. Her bağlandığımda dile getiriyorum, tekrar getirmek istiyorum. Devletimizden sonra en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında yeme içme sektörü geliyor. Ondan dolayı biz bırakın KDV artışlarını,
devletimizin daha çok yeme içme sektörüne faydalar sağlamasını temenni ediyoruz. Peki Nuri Bey, teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için, katıldığınız için. Sağ olun, iyi akşamlar. Piyasa gündemine geri dönelim. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu ile konuşalım. Avrupa tarafında ne olup bittiğini de anlayalım. Sonra üzerine dediğim gibi Abdurrahman Yıldırım'la değerlendireceğiz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, iyi akşamlar. Gün sonu yaklaşırken Avrupa borsalarında düşüş hızlanmış gibi görünüyor. Tabii bir taraftan da Lagarde'dan gelen jeopolitik risk mesajı var. Daha fazlası sende. Zeynep, evet, öğle saatlerinden bu yana baktığımız zaman endekslerde kayıplar biraz daha hızlandı. Özellikle ABD borsalarının açılmasından itibaren Avrupa borsalarında %2'ye yakın kayıplar söz konusu. Sabah saatlerinden beri aslında madencilik endeksi öncülüğünde bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Metal fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle bugün madencilik hisseleri, doğal kaynaklar endeksine kayıplar %3,5'a ulaşmış durumda. Otomotiv endeksi onu takip ediyor. Ardından enerji endeksi geliyor. Tabii ABD tarafında bu kadar sert bir satış dalgası yok. Hatta karışık bir seyir var. Yön arayışı olduğunu söyleyebiliriz. Bilançolar da aynı zamanda gözler. Bank of America'nın bilançosunu takip ettik ABD'de. Hisseler bilanço sonrası %5'e varan oranda değer kaybıyla işlem görüyor Amerika'daki işlemlerde. Aynı zamanda az önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaları takip ettik. Tabii bugün piyasalarda yaşanan satışın nedenlerinden biri de jeopolitik tansiyonun artmış olması. İran-İsrail arasındaki artan gerilim. Lagarde de bugün CNBC'ye verdiği röportajda aslında bu konuya dikkat çekti. Jeopolitik durumun güveni ve emtia fiyatlarını etkilediğini söyledi ve Avrupa Merkez Bankası'nın şu anda petrol fiyatlarını yakından takip ettiğine dikkat çekmiş oldu. Eğer büyük bir şok yaşamazsak ve enflasyon beklendiği gibi düşmeye devam ederse biz faiz indirimlerine başlayacağız. Yani ana senaryoya bağlı kalmaya devam ediyor Avrupa Merkez Bankası. Her ne kadar FED cephesinden faiz indirimini öteleyen tonda açıklamalar geliyor olsa da Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar faiz indirimlerine başlayacağız yönünde. Tabii Haziran ayında ilk faiz indiriminin gelmesini bekliyor piyasa. 3 faiz indirimi mi gelecek yoksa 3'ten fazla faiz indirimi mi yapılacak bu sene için, bu belirsizliğini koruyor piyasadaki fiyatlamalarda da. Diğer yanda bugün IMF tahminlerini güncellemeye gitti. Fransa, Almanya ve İngiltere için büyüme tahminlerini düşürdü. Tabii Avrupa'da Euro bölgesi ekonomilerinde özellikle bu sene Almanya ve Fransa'nın Euro bölgesi büyümesini aşağı çekmesini bekliyor. Euro bölgesi için büyüme tahmininde de sınırlı da olsa bir aşağı yönlü revizyon söz konusu. Almanya ve Fransa'daki zayıf performans nedeniyle %0,8'lik bir büyüme öngörüsü var. Fransa'da %0,7'lik bir büyüme beklerken Almanya ekonomisi için büyüme tahmini %0,2 seviyesine düşürdü. Bu sene özellikle faiz indirimlerinin başlamasıyla beraber hane halkı tüketiminin canlanmasını bekliyor. Tabii 2025 yılında da büyümenin hızlanacağı öngörüsünü paylaşmış oldu Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir ara. Kalanlara tekrar hoş geldiniz. Program Abdurrahman Yıldırım'la beraber devam edecek bu noktada. Siz de hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yine bir jeopolitik kriz ortamını konuştuğumuz günlerdeyiz. Daha doğrusu risk ortamını konuştuğumuz demek belki daha doğru bir ifade olur. Önce biraz piyasaların tepkisiyle başlayalım isterseniz. Baktığımızda Borsa İstanbul'da bugün geri çekilmeleri takip ettik. Özellikle bankacılık tarafında 4.54'ü bulan aşağı yönlü bir hareket vardı. Küresel tarafa baktığımızda özellikle 10 yıllıklarda yine 4.70'e doğru giden bir seyir görüyoruz. Dolayısıyla baktığınızda nasıl devam eder bu tablo hem küreselde hem de içeride? Şimdi küreselde hava değişti. Ben de içeride hava değişti mi soru işareti. Henüz değiştiğinin işaretlerini almıyoruz. Peki borsada belki kısmen değişebilir. Ama onun dışında yani döviz piyasasında, faizde öyle bir değişiklik ben beklemiyorum.
Dolayısıyla bizim Türkiye piyasası biraz karışık, ortada bir yerde yer alacak. Ama dünyada hava değişti. Dünya borsalarında artık net bir şekilde aşağı yönlü hareket var. Faizlerde kısmen yükselme var Amerika'dan başlayarak. Dolar güçlü. Diğer paralar da güçsüz. Emtia fiyatları da yukarı doğru hareketlendi. Sadece petrol değil. Evet. Sadece altın da değil. Yani altın en önde zaten. Petrol onun peşinde. Ama diğer emtialar da işte bakırda Çin alımları nedeniyle ve arzın sınırlı olması nedeniyle hareketli. Ama diğer bazı emtialar da yine mesela baktığımız zaman tarım emtiaları biraz da şeyden dolayı, iklim koşullarından dolayı arzda meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle fiyatları yükselmeye başladı. Dolayısıyla böyle bir bozulma söz konusu. Bir de tabii şeye dikkat etmek lazım. Önümüzde Mayıs ayına işte 2 hafta kaldı. Mayıs ayı genelde küresel piyasalarda sat ve git tatile yat ayı olarak bilinir. Dolayısıyla sanki erkene mi çektiler acaba bu Mayıs ayı etkisini? Galiba şeyle beraber evet böyle bir hareket gelişmiş olabilir. Dolayısıyla bu sene Mayıs yerine Nisan, belki hani Mayıs'ta başka şeyler gündeme gelebilir. Ama baktığımız zaman küresel piyasalarda havanın bozmuş olması, ondan sonra gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının daha maliyetli ve daha kısıtlı olacak olması, doların artışı ve dolar faizinin artmasından dolayı Türkiye'yi de etkileyebilir şeyiyle öncelikle bankaları etkilemiş durumda. Yani demek ki dışarıdan finansman olanakları kısıtlı olacak. Onu fiyatlıyor. İşte Türkiye'nin büyümesi o kadar da yani o kadar demeyelim. Hani zaten büyüme biraz gevşecekti, biraz düşecekti. Demek ki daha fazla düşecek ya da bu büyüme karşılığında Türkiye daha zorlu koşulları göze alması lazım. Dolayısıyla Türkiye piyasalarında daha zorlu koşullara hazırlık yapıyor. Peki o zaman bu noktada isterseniz şunu da ekleyelim. Madem lafı büyümeye de getirdiniz. Hem küreselde hem Türkiye'ye ilişkin öngörüler, IMF öngörülerini de konuşalım. Hı. Çünkü hali hazırda bahar toplantıları var. Siz de biliyorsunuz IMF ve Dünya Bankası'nın. Ki Bakan ve Merkez Bankası Başkanı da orada. Amerika'da yani. Dolayısıyla bir yandan da buradan çıkan ekonomik görünüm raporu verilerini de takip ettik. Şimdi oraya baktığımızda 2024 yılı için IMF küresel büyüme tahminini 3,1'den 3,2'ye revize etmiş. Yani hafif yukarı yönlü revizyon var. Ama tabii jeopolitik risk notunu da düşmeyi ihmal etmemiş. Türkiye için baktığımızdaysa tahminleri koruduğunu görüyoruz. 3,1 ve 3,2 seviyesinde. Şimdi önce isterseniz küresel taraftaki değerlendirmeyle başlayalım. Aslında biraz ipuçlarını verdiniz az önceki değerlendirmenizle ama buradaki IMF öngörüsünün beklenti ve riskler tarafının Türkiye için üretebileceği etkiler önümüzdeki dönem ne olur? Şimdi bu risk daha çok işte jeopolitik risk artışından kaynaklanabilir. Ki bu risk son yani herhalde rapor hazırlandıktan sonra gündeme geldi evet. Ve bunu son olarak eklediler acilen. Dolayısıyla belki hani çok fazla altı doldurulmuş değil ama önümüzdeki dönemi de etkileyebilecek bir gelişme. Aslında aynen dediğinizi destekleyen ifadeler de var aslında bir parça. Evet. Şimdi ama bu risk ortaya çıkmadan önce IMF'nin çekmiş olduğu dünya ekonomisi fotoğrafı bize kötüleşme olmayacağını, kötüye gidişten ziyade iyiye gidişin de olmayacağını, stabil bir durum olduğunu gösteriyor. 3,2 ortalama büyümenin biraz altında. Ortalama büyüme, dünya büyümesi 3,7. Ama geçen seneki büyümenin de altında değil.
Buna karşılık enflasyonu biraz daha aşağı çekmiş durumdaki gayet normal. Enflasyonla mücadele sürüyor. İşte faiz oranları yüksek. Amerika'nın büyümesini yukarı revize etmiş. Evet. Buna karşılık Avrupa'nın büyümesini aşağı yönlü revize etmiş. Belli başlı bütün ekonomiler aşağı yönlü. Bunlar birbirini dengeleyici ve bakınca da işte Çin büyümesi devam ediyor. Yani Çin büyümesinde herhangi bir değişiklik yok. 5.3. Onun yaklaşık 2 puan üzerinde de Hindistan büyümesi. Türkiye'ye yönelik ben düşük büyüme öngördüğünü düşünüyorum. Yani IMF'nin dersine iyi çalışmadığını. Siz ne öngörüyorsunuz? Ben en az onun 1 puan üzerinde bir şey öngörüyorum. Yani 4 ve üzeri bir büyüme öngörüyorum. 4 ve üzeri bir büyüme, evet. Enflasyonla mücadele sürecinde. Çünkü bugün mesela sevgili Burcu Özdoğru ile konuşuyorduk. O bu seviye için kontrollü ve tahribat yapmayacak bir oran ifadesini kullandı. 4 için de aynı şeyi söyler misiniz? Evet, yani 4 büyüme yüksek bir büyüme değil. O Türkiye'nin ortalama büyümesi 5, 5'in altında. Dolayısıyla büyümeden yani kaynaklı olarak enflasyon yukarı ittirecek bir şeyi görmüyorum ben. Peki. Asıl orada etkili olacak şey kamu zamları ne kadar yapılacak? Enerji zamları yani enerji fiyatlarına, dünyadaki enerji fiyatlarına da bağlı olarak eğer dünyada işler rayında giderse, enerji fiyatları yükselmezse herhalde Türkiye'de sınırlı kalır. Çünkü döviz kurunda fazla artmayacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede ben enflasyonun evet düşüş eğilimini koruyacağını çünkü baz etkisi de devreye girecek. Yine bu çerçevede hani büyümenin sınırlı etkisi göstereceğini tahmin ederim. Dolayısıyla büyümeyi çok da aşağıya çekmek istemeyecektir hükümet. Çekmek istese de bazen ekonomi hani emir kumanda falan dinlemiyor, kabul etmiyor. Amerika'da olduğu gibi mesela. Türkiye'de de bunu çeşitli defalar gördük. Ben hakikaten insanların belli ölçüde cebinde, kasasında vesaire bir servet, sermaye, para biriktirdiğini tahmin ediyorum. En azından bazı insanların. Dolayısıyla bunların tüketimi, yatırımı, üretimi olacaktır önümüzdeki dönemde. Ve ekonomide yeniden yapılanacaktır. Bu çerçevede büyümeyi öyle düşük görmüyorum. Yani %3'lük büyüme Türkiye için hakikaten düşük büyüme. IMF'de doğrudan Türkiye ile bir anlaşma yapmadığı için, bir program yürütmediği için Türkiye'yi uzaktan izliyor. O nedenle düşük buluyorum. Enflasyon tahminini de biraz yüksek buldum. Yani %59,5'a çıkartmış ortalama enflasyonu. Yani belki bu gerçekçi olabilir yani bu düzeltmesi diyelim. Çünkü işte kamusal zamlar yüksek olursa ki işte bugün baktık hakikaten bu gıda ürünleri işte KDV'si yaklaşık 2 puan bazılarının artmış. 8 olan 10'a, 18 olan 20'ye yükseliyor. Yani bu tabii tebliğ değişiklik taslağı. Evet taslak ama niyet belli yani. Evet yani tabii. Niyet belli. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman yani onu biraz hani gerçekleşebilir görüyorum. Ama yine de yüksek. Yani bir önceki açıklamasında Ocak ayı revizyonunda %58'e çıkartmıştı ortalama enflasyonu 2024 için. Türkiye hükümetinin öngördüğü ortalama enflasyon beklentisi %55,5. Yani onun da hani 4 puan kadar üzerinde. Dolayısıyla yani duruma böyle bakınca hani yıl ortası ücretlere, maaşlara zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yani, Merkez Bankası yapılmasını istemediğini aslında sizinle bir önceki programda konuşmuştuk bu mektupla. Yani aslında geleneksel olan bir mektup ama daha önce çok gündeme gelmeyen ama bu sefer bu özelliğiyle gündeme gelen bir mektuptu, açık mektuptu. Peki bütçe tarafıyla biraz daha devam edelim, süremiz de azalıyor. Şimdi bütçe tarafında da baktığımızda 513 milyar lira açık görüyoruz. Yine en yüksek gider elbette faiz tarafı. Faiz seviyesinin yüksek kalmaya devam edeceğini düşünürsek bu tarafta ne diyorsunuz, nasıl bir seyir beklersiniz? Vergi tarafında başka hangi adımlar mevzu bahis olacaktır size göre?
Şimdi normalde tabii hükümetin bu KDV artışıyla başlaması seçim sonrasına pek hayra alamet değil. Yani vergileri artıracağını gösteriyor. Dolaylı vergileri artırmaya niyetlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla bütçenin gelire ihtiyacı olduğunu da bize gösteriyor. Bunun bence başlıca geliri giderler içerisinde, yani faiz artışı var. Evet. Hı hı. Çünkü son yıllarda özellikle altına endeksli, işte döviz endeksli borçlanmalar oldu. Ama altına endeksli borçlanmalar hazineye çok yüksek faiz ödemesine yol açıyor. Çünkü altın fiyatları çok yükseldi. Hem dövize bağlı hem dünya fiyatlarına bağlı. Ben aslında bunu çok da doğru bulmuyorum. Yani altın bazında borçlanma, yani altın alacak kişilerin bu ihtiyacını, bu talebini karşılayabilir, tamam. Bunun yerine altın ithal etmeyebiliriz, bu da tamam. Yani işin pozitif tarafı bu. Ama öte yandan hazine ödemelerini, hakikaten fiyatlar yukarı gittikçe faiz ödemeleri çok yükseltiyor. Ama bunun dışında ben bütçenin sıkışık olduğunu artık görüyorum. Nedeni de şu, personel giderleri çok artmış durumda. En yüksek artış oran olarak personel giderlerinde Ocak-Mart dönemi, ki işte 3 aylık durum, %142 oranında artmış. Yani bugünkü enflasyonun 2 katı. 68 evet. düzeyinde, 68,5 olan enflasyonu 2'ye katlamış, yıllık enflasyonu. Dolayısıyla burada hem işte 5 milyonu geçmesi kamu çalışanlarının, hem evet. kamu çalışanlarına yapılan zamlar böyle bir sonucu doğuruyor. Dolayısıyla bütçe tarafında gelire ihtiyacımız var. Kamunun da tasarruf etme şeyi imkanı sınırlı. Çünkü asıl şeyler bir yandan faize gidiyor dediğin gibi, ama asıl da personele gidiyor. Devletten de, yani seni seçim öncesinde aldım, seçim sonrasında çıkartıyorum, olmaz. Dolayısıyla bütçede esneklik yok. Abdurrahman Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir haberle bu bölümü noktalayalım. Rönesans Holding'in Türkiye'deki ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. Detaylara bakarak günden kalanları noktalayalım. 60 dakikada yeniden görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Rönesans'ın ilk kurduğu şirketlerinden bir tanesi aslında Rönesans Gayrimenkul Yatırım. Bizim işte ilk temelini 22 yıl önce attığımız, hatta daha bile eski, 23 sene olmuştur. Önce başladığımız Ankara'daki ilk alışveriş merkeziyle, Optimum alışveriş merkeziyle başlayan, ondan sonra da arka arkaya bir seri halinde yaptığımız böyle alışveriş merkezi portföyümüzdü. Daha sonra zaman içerisinde Singapur'un devlet yatırım fonu 10 yıl önce bize ortak oldu. İlk başta 3 tane alışveriş merkezinin %50 hisselerini satın aldılar. Daha sonra da bizden hisse satın alarak ortak oldular ve o günün parasıyla Türkiye 500 milyon dolar civarında döviz girişi sağlamıştık. 2013 yılında %21 hissemizi alarak ortak oldular. Ondan önce de 3 tane alışveriş merkezine ortak olmuşlardı. Bizim dediğim gibi göz bebeğimiz, ilk günden beri üzerine titrediğimiz ve böyle çok emek verdiğim benim de şirketlerimizin herhalde bizim amiral gemilerimizden bir tanesi. Arman Bey, özellikle halka arz kararının arkasında yatan nedenler neler? Halka arz kararı aslında aslında yönetim biçimi olarak Singapurlu ortaklarımız girmesiyle beraber şirketin yönetimi tamamen o, hani bir yan şirket ya da şirketin işte büyüdüğü alanlardan bir tanesinden çok profesyonel bir şirkete dönüştü 10 sene önce. Daha sonra arkasından bir bono çıkardık. Bir euro bond çıkardık. Ve onunla beraber aslında şirket son derece kurumsal bir havaya bürünmüştü zaten. Artık o kurumsallık yolunda ilerlerken yapılması gereken bir şey de halka açıp yine binlerce ortağımızı aynı şekilde böyle gurur duyarak rahatlıkla ortak edebileceğimiz bir yapı oluşmuştu. Onu paylaşmak istedik aslında. Yani şirketin kendi içerisinde ortaklık yapısı da çok sağlam. Sermayesi de çok güçlü. Alışveriş merkezlerinin %98'i, %97'si dolu. Gelirini işte koronadan sonra gelirin neredeyse 2 katına çıkardık. Alışveriş merkezinde kiracılarımız çok iyi. Yani hepsi böyle göz bebeğimiz gibi baktığımız, çok yüksek kalite standartlarda inşaatları yapılmış
bir portföy aslında. Hiç içerisinde olan çok emin olmadığımız şeyleri zaman içerisinde sattık zaten. Sattık ve tamamen işte alışveriş merkezlerinden ve çok kaliteli ofislerden oluşan, içinde işte Turkcell gibi böyle çok boş gibi kiracıların olduğu ofis portföyü olan çok böyle güzel bir şeye çevirdik. Ve dediğim gibi zaten artık çok kurumsallaşmıştı. İçeride zaten bir ortağımız vardı. Onun da bir doğal neticesi, doğal ilerlemesi olarak halka arzı gayet uygun bulduk. Öyle yaptık. Halka arzdan beklentiniz nasıl? Halka arzdan beklentimiz öncelikle halkımızı mahcup etmemek. Yani birinci beklentimiz mahcup etmeyecek kişiler yapmak. Ve başarılı olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığımız her iş Allah'a çok şükür hep başarılı oldu. Halkımız da bize karşı ciddi bir güveni var. Dolayısıyla aynı şekilde böyle uzun süreli ortaklıklar, ilişkiler kurulacağını düşünüyorum yani bu yolla da. Özellikle Türkiye'de şu an itibariyle AVM'lerde çok parlak bir dönem yaşanmıyor. Dolayısıyla bunun halka arıza etkileri nasıl olur? Evet. Alışveriş merkezleriyle ilgili algının gerçekten çok iyi olmadığını görüyorum. Ama her işte olduğu gibi başarılar var ve başarısızlar var. Bizimkisi herhalde en başarılı olanlardan 14 tane. Alışveriş merkezlerinde dominant alışveriş merkezi dediğimiz, kendi olduğu bölgeyi domine eden, kiracılarıyla çok güçlü kiracı karması olan alışveriş merkezleri var. Bunlar belli büyüklüklerin üstünde olan ve kendi pazarını domine eden alışveriş merkezleri. Bizimkilerin neredeyse tamamı olduğu bölgeleri domine eden, oradaki ticareti yönlendiren alışveriş merkezleri ve bunlar zaman içerisinde hep biz bunlara çok yatırım yaptığımız için artık şeyleri de günü de yakaladı, işte dışa açıldı. Dışa açılan mekanlarıyla, restoranlarıyla, kafeleriyle, yani bugünün ihtiyaçlarını karşılayan alışveriş merkezleri. İlk jenerasyon dediğimiz böyle kapalı kutu alışveriş merkezleri 4 tane jenerasyondan oluşuyor aslında. Birinci jenerasyon dediğimiz o kapalı kutular gerçekten artık miadını doldurdu. Artık onlar her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ama bu bizim yaptıklarımızın hepsi zaman içerisinde dönüştürülmüş. Böyle çok dolayısıyla da kiracı işte %97'si 98'i dolu olan, zaten %2 teknik bir boşluk oluyor her zaman alışveriş merkezinde. Evet. 2000'e yakın kiracısı olan çok böyle sağlam, rahatlıkla arkasında durabileceğimiz, her şeyinden emin olduğumuz, bildiğimiz bir yapı. Şimdi Erman Bey, izahnamede Malta Park'ın yanında bir projeye başladığınızı gördük. Ayrıca portföyde arsalar olduğunu da görüyoruz. ROI olarak yeni yatırım planlarınızda neler var? Portföyün içerisinde 3 tane arsamız var aslında. Bir tane konut arazimiz var. Maltepe Park'ın hemen yanında. Onu da konut olarak yapıp önümüzdeki sene Eylül'den itibaren satışına başlayacağız. Piyasanın biraz daha iyi olmasını bekliyoruz ama bu arada inşaatını da yapıyoruz. Yine Ümraniye'de yine yıllar önce aldığımız Doğan Holding ile ortak olduğumuz bir arazimiz var. Sonra bir tane de Antalya'da bir arsamız var. Toplam 3 tane. Öbürü de Antalya'da, yine çok Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde çok iyi bir yerde yaptığımız ve hep yıllar önce aldığımız, senelerdir geliştirmeye uğraştığımız, çalıştığımız araziler bunlar. Dolayısıyla işte onları da geliştirerek, onları da işte konutları satarak, yine onları da aynı şekilde başka yatırımları dönüştürerek sürekli aksiyon içerisinde olan, her gün yeni bir ürün geliştiren, yeni bir kontrat yapan, çok böyle canlı yaşayan ve sürekli büyüyen bir şirket. Yabancı yatırımcı anlamında talep nasıl? Daha henüz talepleri toplamaya başlamadık aslında. Yarından itibaren başlayacağız. Ama yabancıların da yıllardan beri bildiği, Türkiye'de sektörü takip etmek anlamında bizim üzerimizden takip ettiği ve içeride zaten yabancı yatırımcısı olan, kurumsal olarak da dünyanın her tarafında bilinen bir şirket aslında. Görürseniz gayrimenkul yatırım. Dolayısıyla orada da bir talep olacağını düşünüyorum. Erman Bey, özellikle bölgemizde yaşanan jeopolitik risklerin yatırımlara nasıl etkisi var şu an itibariyle? Yani mutlaka ufak tefek de olsa negatif etkileri vardır ama biz yani herhalde en kötüyü geride bıraktık. Biz ülke olarak çok gerçekten çok zor günlerden geçtik. 2013'ten itibaren, ardından 2016, işte 15 Temmuz yaşamış ve bütün daha ardından işte Covid'i, depremi yaşamış bir toplum ve hepsinden de sapasağlam çıkmış, güçlenerek çıkmış bir toplum olarak. Biz gerçekten şey aldırmıyoruz yani. Türkiye'nin kendi iç dinamikleri çok kuvvetli zaten. Bu iç dinamiklerle biz Türkiye yine büyüyerek yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yurt dışını sormak istiyorum. Hollanda dışında Avrupa'da gözünüzü diktiğiniz destinasyonlar nereler? Aslında şu anda en büyük hedefimiz Türkiye'deki petrokimya yatırımlarımızı büyütmek, başlamış olduğumuz yatırımları büyütmek.
Yatırım anlamında da Türkiye'nin şu anda dünya üzerindeki en cazip bölgelerden birinin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin daha gelişeceği, gideceğimiz çok yol var. Ve biz de bütün imkanlarımızla mümkün olduğu kadar ülkemize yatırım yapıp dışarıda kazandığımızı ülkemizde yatırım yapmak. Zaten Rönesans Gayrimenkul yatırımın da kuruluşu hep böyle oldu. Yurt dışında kazandıklarımızı Türkiye'de işte gayrimenkul alarak onları geliştirerek başlamıştık. Sonunda da bugünkü büyüklüğüne geldi. Petrokimya ile ilgili şu an gelinen süreci nasıl yorumlamak lazım? Petrokimya'da şimdi petrokimya tabii Rönesans Gayrimenkul yatırımın bir parçası, ayrı bir şirketimiz, ayrı bir iş kolumuz. Türkiye olarak maalesef petrokimyada dünya ekonomisinde olduğumuz yeri alamıyoruz. Dünya ekonomisinin yaklaşık %1'ini teşkil ederken bütün yaptığı diğer işlerde petrokimyada 1/3'ündeyiz. Yani 0.3'ündeyiz. Daha gitmemiz gereken çok ciddi bir yolumuz var. Orada da Türkiye'nin çok ciddi bir pazarı var. Ham maddemiz yok ama pazarımız var. Dolayısıyla pazarı getirip o aradaki katma değeri ülkemizde kalması için Türkiye'ye yatırım yapacağız. Ve katma değeri Türkiye'de sağlayacağız.